Göğsü kınalı serçe masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın deli kulu pek çokmuş. Sizden delisi, hele benden delisi hiç yokmuş. Hoppala hoptan. Annem bana bir ceket dikti içerden çöpten. İlikleri sarımsaktan, düğmeleri tombul turptan. Ben de bir gemi satın aldım karpuz kabuğundan. Bindim gemiye, gittim geçmişe. Çok eski zamanlarda, ama çok çok eski zamanlarda bir orman varmış. Bu ormanda insanlar, hayvanlar, bitkiler birlikte mutlu, mesut yaşarlarmış. İnsanlar birbirlerine sürekli gidip gelirlermiş, sohbetler ederlermiş, birbirlerine masallar anlatırlarmış, hayallerini anlatırlarmış birbirlerine. Hayvanlar da oyun oynamayı çok severmiş. Birlikte sürekli oyunlar oynarlarmış ve onlar da birbirlerine hayallerini anlatırlarmış. Hele çocuklar çimlerin üzerine yatarlar, gökyüzüne bakarlar ve sürekli hayaller kurarlarmış. Gökyüzündeki bulutları bir şeylere benzetmeye çalışırlarmış. Uçurtmalar uçurur ve yağmur sonrasında çıkan gökkuşağın peşinden koşmaya çalışırlarmış. Bu ormanı kaplayan masmavi bir de gökyüzü varmış. Gökyüzü insanların, çocukların, hayvanların, bitkilerin kurduğu hayalleri duydukça çok mutlu olurmuş. Duydukça daha mutlu olurmuş. Bir gün insanlar hayat koşuşturmacasında hayal kurmayı unutmuşlar. Hayvanlar da unutmuş hayal kurmayı, çocuklar da unutmuş. Gökyüzü artık hayalleri duyamayınca biraz sinirlenmiş. Sinirlenince belki birazcık yukarıdan aşağıya inersem hayalleri duyabilirim diye düşünmüş. Ve başlamış aşağıya inmeye. İnmiş, dinlemiş, duyamamış bir hayal. Biraz daha inmiş, biraz daha dinlemiş, yine hiçbir hayal duyamamış. İnmiş, inmiş derken dağların tepesine gelmiş. Dağların tepesinden çatır çutur çatır çutur sesler duyulmuş. Gökyüzü yine durmamış, biraz daha inmiş, biraz daha derken ağaçların dalları yan yatmış. Orada, ormanda bir ceviz ağacının orta dallarında bir yuvada küçücük yumurta çatır çutur çatır çutur kırılmaya başlamış. Gökyüzü onu duyunca bir durmuş. O yumurtanın içerisinde gri tüyleri olan, kına rengine benzeyen tüyleri de olan bir serçe çıkmış. Göğsü kınalı serçe. Yeni doğmuş da bebek serçeymiş. Gökyüzü orada durmuş. Gökyüzüyle yeryüzü arası o kadar daralmış ki insanlar artık emekliye emekliye yürümeye başlamış. O uzun boyunlu zürafa var ya, boynu eğilmiş, artık o da emeklemeye başlamış ormanda. Bütün hayvanlar emekleyerek yürümeye başlamış, insanlar emekleyerek yürümeye başlamış. Ve gökyüzü çok yakında kala kalmış. Bir de gri bir renk kalmış ve her yer griye bürünmüş. Bu bizim yumurtanın içerisinden çıkan serçe var ya, masallarda zaman çabuk geçtiği için hemen büyümüş. Annesinin masallarını dinleye büyümüş. Annesinin anlattığı masallardan en çok gökyüzünün eski zamanlarda çok yukarıda olduğunu ve kuşların havada özgürce uçtuğu masalı çok severmiş. Sürekli annesinden bunu dinler, tekrardan anlatmasını istermiş. Sonra çimlerin üzerine yatar, gökyüzüne bakar ve hayal kurarmış. Gökyüzünde uçmak nasıl olurdu acaba? Rüzgarlarla dans etmek nasıl olurdu acaba diye merak edermiş. Bir gün, 3 gün, 5 gün derken serçe bir gün kendi kendine düşünmüş. Demiş ki, ben o gökyüzünü tekrardan yerine yollayacağım. Demiş kendi kendine. Çimlerin üstüne yatmış, o çırpı bacaklarını gökyüzüne yaslamış ve başlamış gökyüzünü ittirmeye. İttirmiş, ittirmiş, ittirmiş ama gökyüzü yerinden hiç oynamamış. Onu gören karıncalar gelmiş, ne yaptığını sormuş.
bizim küçük serçede anlatmış. O gökyüzünü tekrardan yerine yollayacağım demiş. Karıncalar üst üste pıt 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 çıkmışlar ve başlamışlar onlar da gökyüzünü ittirmeye. İttirmişler, ittirmişler ama gökyüzü hiç yerinden oynamamış. Vazgeçmemişler, onlar ittirmeye devam etmiş. O sırada oradan kocaman kulakları uzun bir hortumu olan bir hayvan geçermiş. Evet, fil. Fil sormuş, siz ne yapıyorsunuz burada? Demiş. Göğsü kınalı serçe başlamış anlatmaya. Gökyüzü, o gökyüzünü tekrardan yerine yollayacağım. Demiş. Fil dalga geçmiş. Nasıl yollayabilirsin ki sen? Miniciksin, ufacıksın. Demiş ve oradan ayrılmış. Fil oradan ayrıla dursun. Az sonra uzun boyunlu iki büklüm zürafa gelmiş. O da sormuş siz ne yapıyorsunuz demiş. Serçe anlatınca olanları ben de size yardım edeceğim. Bu iki büklüm dolaşmaktan çok sıkıldım demiş. Ve zürafa da yatmış ayaklarını dikmiş başlamış gökyüzünü ittirmeye. Üçü birlikte gökyüzünü ittirmişler, ittirmişler. Bir taraftan da birbirlerine hayallerini anlatmışlar. Biraz sonra ormanın hükümdarı heybetli heybetli gelmiş. O da sormuş siz ne yapıyorsunuz diye. Serçe anlatınca ormanın hükümdarı demiş ki ben de size yardım edeceğim. O da yatmış başlamışlar tekrardan gökyüzünü ittirmeye. İttirmişler, ittirmişler, ittirmişler gökyüzünü. Sonra o kocaman kulaklı uzun burunlu fil geri dönmüş gelmiş. Ormanın kralını da görünce başlamış o da ittirmeye. Bütün hayvanlar ittirmeye başlamış. İttirmişler, ittirmişler, ittirmişler. Tam o sırada oradan bir çocuk gelmiş. Siz ne yapıyorsunuz demiş. Serçe her şeyi anlatınca ben de ittirmek istiyorum demiş. Gökyüzünde uçurtmalar uçurmak istiyorum. Bulutları bir şeylere benzetmek istiyorum ve yağmur sonrasında çıkan gökkuşağının peşinden koşmak istiyorum. Benim de hayallerim var. Ben de ittirmek istiyorum demiş ve bir çocuk da yatmış ittirmeye başlamış. O çocuk derken başka çocuklar da gelmiş. İnsanlar da gelmiş. Hayvanlar, insanlar, çocuklar derken hep birlikte ittirmişler, 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 ittirmişler. Ve gökyüzünü çok yukarıya yerine yollamışlar. O günden sonra serçe gökyüzünde uçmaya başlamış. Rüzgarlarla dans etmiş. Derler ki, o günden sonra o ormanda hiçbir çocuk, hiçbir insan, hiçbir hayvan hayal kurmayı hiç bırakmamış. Haydi bakalım, şimdi sıra sizde. Pencerelerden dışarıya bakıyoruz. Gökyüzüne doğru ve güzel günlerin hayallerini kuruyoruz. Masalımız burada sona erdi. Gökten 3 elma düştü. Biri masalı anlatanın başına, biri dinleyen siz çocukların başına, öbür elma da bizim o çırpı bacaklı serçenin başına gitsin.